IT söyleşilerine herkes hoş geldi. Başlayamadı. Evet, minik misafirim var yanımda da onunla beraber izliyoruz. Bugünkü konumuz mikroservis mimarisi hakkında olacak. Konuğumuz Almanya'dan Hakan Bey. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle katıldığınız için bu sıcak Almanya günlerinde çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben deyim. İyi olmaya çalışıyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Öncelikle kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz Hakan Bey? Kısa, o zaman giriş olarak bir kendimi tanıtayım. Adım Tamam. Hakan Coşkun, 1975 Berlin doğumluyum. Bilgisayar mühendisiyim. Aşağı yukarı bir üniversite bittikten sonra bir 10-15 sene üniversitede kaldım. İşte asistan, doçent falan olarak çalıştım. Ondan sonra işte bir 3,5 sene önce ayrıldım akademik dünyadan. Şu an T-Systems'te çalışıyorum, IT arşitekt olarak. Yani bugün anlatacağım konular genelde benim her gün izlediğim konular yani. Yani onun için biraz göreceksiniz bazı slaytlar Almanca. 2-3 tane Türkçe slayt kattım. Bu konu hiçbir zaman, yani genelde sunumlarım Türkçe olmadığı için hayatımda yaptığım ikinci Türkçe sunum. Onun için biraz özür diliyorum. Yok, sorun değil. Yani bizim için de iyi olur. Literatürü öğrenmiş oluruz. Hem Almanca terimleri de görmüş oluruz. Genelde zaten akademik dünya hep İngilizce üzerine çalışıyor. Hep İngilizceydi o zaman yaptığımız sunumlar. Son senelerde Almanca'ya döndük. Şimdi Türkçe biraz terim olarak uzak kalıyor. Yani birkaç tabii internet sayfası veya blog okudum son günlerde. Bazı kelimeler tamam direkt İngilizceden almışlar mesela. Microservice deniyor. Yeni bir terim kullanılmıyor ama bazı terimler o kadar değişik ki yani biz güncel hayatta olmadığı için acaba kullansam mı diyorum yani bu kelimeleri anlar mı millet acaba yani. Neyse Anlaşılır ya. Sorun olmaz inşallah. microservice architecture diye yani microservice mimarisi bugünkü konumuz. Dediğim gibi yani genelde son 3-4 yıldır yani iş yerinde özellikle bu konularla ilgileniyorum veya dönüşüm projelerindeyim. Dönüşüm veya migrasyon ne anlama geldiğini onu da biraz sonra size sunacağım. İsterseniz kısa bir girişten sonra bir hemen konumuza dalalım yani. Tabii hiç. Yani mikrofon sizde. Ben sessiz Tamam. alıyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Ya microservice konusuna girmeden önce şu an IT dünyasındaki projelerin biçiminden bahsetmek istiyorum. Yani yazılımlar genelde hani monolit denen özellikteler. Şuraya bu sayfayı Türkçe yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Yani monolit ne demek? Genelde yazılım sistemi tek bir parça olarak karşımızda yani. Bütün yazılım içindeki bütün özellikler, komponentler hep birbirine bağlı. Genelde bir dil üzerinden hazırlanmış. Ya yani bu genelde Java veya işte .NET olabilir. Bir tek teknoloji üzerinden hazırlanmış. Veri tabanı olarak işte şirketlerde Oracle gibi olabilecek. Burada sorular nasıl alıyoruz? Hocam bu sorular direkt burada mail falan bakmam lazım. Yani Zoom'u şöyle, ilk defa kullanıyorum. Genelde ben Teams ve web şeydeyim. WebEx'te. problem değil. Biz şey yapacağız. Hani siz sizi bölmemek adına, siz devam ederken chat kısmından gelen soruları ben en sonda toplayıp tek tek Tamam o zaman. sormaya çalışacağım. Tamam o zaman. Tek bir parça olarak dedik işte karşımızdaki safya. Buna monolit deniyor. Yani monolit architecture deniyor. Son yıllarda 10-15-20 yıldır genelde software sisteminde, yazılım sisteminde bu şekilde oluşturulmuş. Büyük şirketlerde yani büyük derken işte Daimler, Volkswagen, Deutsche Bank gibi şirketlerde binlerce monolit sistemler var yani binlerce 2000 3000 4000 tane yazılım sistemi var yani. Son yıllarda bu sistemleri modern teknolojiye uyumlu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu monolit 10-15-20 senelik ya da 30 senelik bir konu olduğu için bu son senelerde ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni işte mimari konular var. Bunlardan birisi de microservice. Bugünkü konumuz. Microservice konusuna geçmeden önce şimdi önce bir altyapı hazırlamak istiyorum. RESTful Services denen bir konu var. REST hizmetleri var. REST servisler var.
Roy Fielding'in doktor tezinden ortaya çıkan, gene de yani konu olarak vardı da yani Roy Fielding bunları bir araya topladı getirdi. Yani bunları belli bir şekillendirdi bu servisleri. Doktora konusu olarak bize sundu. REST Services ilk defa burada karşımıza çıktı. Web üzerinden, web tabanlı olduğu için HTTP üzerinden çalışıyor bu servisler. Yani HTTP'nin ne anlama geldiğini, yani niye HTTP onu da birazdan anlatmaya çalışacağım. Soruları görebiliyor muyum acaba? Direkt yani buna soru varsa burada açabiliriz, yoksa tekrar geri dönmek zorunda kalacağız. Yani şu an herhangi bir soru yok ama işte bazen sonradan katılımcılar olabiliyor. Tekrara girmiş olabiliyor. Şu an herhangi bir soru gelirse ben tamam. Alakalı olursa hemen sorayım. Direkt yani bu slide'ın alakası bu soruyu burada alayım ben o zaman. Daha iyi tamam. Olur yani. Hı-hı, olur. Özel bu REST servisler HTTP üzerinden çalışıyorlar. Önemli olan dördüncü konu. Two-stage loss. Yani içinde bir state bulundu. Yani genelde böyle olmuyor ama genelde state olmaması gerekiyor. Suçtan olmayacak yani servisin içinde. Ne anlama geliyor? Diyelim ki siz herhangi bir REST servise bir ne olabilir? İşte bana son ayın bilgilerini gönder dediğiniz zaman bu bir servis olabilir. Ya da geçen haftaki bir sorgulama olabilir. Mesela geçen haftaki işte derslerimi gönder falan dediğiniz zaman içe bu servis her zaman aynı şekilde cevap vermek zorunda. Yani state olsaydı işte her zaman aynı şey gelmemek zorunda kalırdı yani cevap. Sonuncu nokta altnet HTTP operasyon, logish operasyon tu. Bu ne anlama geldiğini şimdi göreceğiz. HTTP üzerine çalıştığı için olsun basmam gerekiyor. Evet. Pardon. Burayı karıştırmışım. İlk önce şuraya gelelim. Sonra geri döneceğim. REST dünyasında genelde 4 tane operasyon, yani 4 tane işlem vardır. Bunlardan birisi create, retrieve, update ve delete. Bu 4 tane işlemi HTTP üzerinden kullandığımız servise göndermek durumunda kalıyoruz. HTTP kullandığımız için de buradaki ilk yapacağımız iş bu işlemleri HTTP üzerinden çalıştırmak. Bildiğiniz gibi HTTP protokolünün değişik işlemleri vardır. Get, patch, put gibi. CRUD yani create, retrieve, update, delete de bunların üzerinden şöyle çalıştırılır. Genelde create HTTP post üzerinden yapılır. Retrieve yani bir şey olarak bir bilgiyi servisten kazanabilmek için bir retrieve yapılır. REST üzerinden genelde bir HTTP GET olarak yapılır bu işlem. HTTP PUT veya PATCH UPDATE yani bir var olan bir bilgiyi değiştirmek adına PUT veya PATCH işlem olarak server'a gönderilir. Delete, tabii yani var olan bir bilgiyi silebilirsiniz tabii ki. Bu da HTTP delete üzerinden yürür. Bu REST dünyasındaki 4 ana işlemdir. Create, retrieve, update, delete. Bunlara işte CRUD denir. Bu CRUD hizmetlerini kullanırken şu noktalara dikkat etmek gerekiyor. HTTP olduğu için tabii ki client server. Biraz önce bahsettiğim state olmaması gerekiyor. Cache olabilir. Yani bilgiler veri tabanında veyahut da herhangi bir ara bellekte cache edilebilir. Uniform interface dediğimiz zaten REST üzerinden kullandığımız interface genelde HTTP olduğu için zaten bu da var oluyor. Layered sistem demek şimdi çok derine inmek istemiyorum açıkçası. Yani kullanılan sistem mimarisi bellidir. Üstte bir server vardır. REST interface vardır. Serverin arkasında işte business objeleri, business logic vardır. Onun arkasında da veri tabanı. Code on demand gerektiğinde yani
bunu web tabanlı düşündüğünüz zaman, yani JavaScript üzerine düşündüğünüz zaman, gerektiğinde size JavaScript kodu veyahut da programı internet üzerinden sunulur. Bir web browser içinde olduğu gibi. Bakalım, burada bir soru yok herhalde. Biz ilerleyelim. Yani bu CRUD'ı yaptığımız zaman nasıl bir şey olacak? Yani şöyle bir örnek düşünelim. İnternette bir serveriniz var. Bu server üzerinde diyelim ki belli bilgileriniz var. Ne olabilir? İşte arkadaşlarınızın isimlerini bir yere yüklemişsinizdir. Ve şimdi o CRUD üzerinden yeni bir arkadaş ekleme veya var olan bir arkadaşın bilgilerini indirme veya değiştirme veya silme gibi operasyonları düşünürsek, yani create, retrieve, update, delete, server üzerinde bir tane, yani bu serverin bir adresi olacaktır. HTTP, ondan sonra işte ne olabilir? Arkadaşlar.net falan. Şimdi bu arkadaşlar.net'e bilgi yüklemek istediğinizde, yalnız mouse'umu kullanamıyorum ya, bu Zoom çok, yani path altında gördüğünüz items noktasını düşünün. Slash arkadaşlar veya slash arabalar veya slash herhangi bir bilgi olabilir. Bütün bilgiler burada mevcuttur. Yani bu bu adreste items genel olarak, yani diyelim ki arkadaşları kullanıyoruz. Slash arkadaşlar. Herhangi bir bilgi yüklemek istediğinizde bu HTTP post üzerinden bu adrese arkadaşınızın bilgilerini gönderebilirsiniz. Arkadaşınız bilgileri de format olarak mesela JSON kullanabilirsiniz. Eğer işlem server tarafından kabul olup da başarıyla sonuçlanmışsa, size cevap olarak HTTP üzerinden bir 201 gönderir. HTTP, burada tekrar bir HTTP protokolüne baksanız iyi olur. HTTP'de tabii ki request response olduğu için, yani bir soru sonra cevap olduğu için cevapta 201 gönderebilir. Yalnız şöyle şunu belirtmek istiyorum. Bu alanda var olan bir tane standart yok yani. Bazıları 200 kullanılır, bazıları 201 kullanılır. REST üzerinden yazılmış değişik standartlar var. Yani kullandığınız standarta göre değişebilir. Genelde 201'dir. Yani bilgi kabul edildi ve eklendi. Yani yeni bir obje üretildi anlamında 201 gönderir. Ve gönderdiğinde size response'un içinde yeni adresini de gönderebilir. Diyelim ki siz bir arkadaş eklediniz. Slash arkadaşlar, işte Hakan Coşkun olarak eklediniz. Size slash arkadaşlar slash 27 mesela olarak adres gönderebilir sistem. Ve şunu demek istiyor o zaman, demek ki 27 numaralı obje Hakan Coşkun'dur. Bu bilgiyi almak istediğinizde retrieve yaparsınız. Slash arkadaşlar slash 27 ve size JSON olarak bilgiyi gönderir. Update yapmak istediğinizde, burada da belli bir standart yoktur. Bak, kullandığınız standarta göre veyahut da kullandığınız framework'e göre değişebilir. Put veya patch olarak bilgileri değiştirebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşınız taşındı, adresini değiştirmek istiyorsunuz. Slash item slash 27'ye yeni bir JSON objesi gönderebilirsiniz. Adresi değişmiş olarak. Patch olarak mesela. Bilgi, veri tabandaki bilgi server tarafından değiştirilir. Delete de aynı şekilde tabii ki bilgiyi silir. Siler yani. Bu, yani REST, kısaca RESTful Service'in yani açılımı, dediğim gibi yani aşağı yukarı 20 senedir var olan bir konsept. Bu konsepti şimdi son yıllarda işte bu monolit dünyasına uygulamaya çalışıyorlar. Bir şöyle ileri doğru gideyim. Ha, şunları da koymuştum. Yani isteyenler tabi yapabilir. Ben sadece şu an CRUD'ı anlattım ama tabii ki bunun dışında tabii ki başka konular da var bu REST'te. Mesela diyelim ki siz bir bilgi arıyorsunuz. Yani filtering. Burada gördüğünüz gibi mesela state active first name John. John arıyorsunuz. Veyahut da işte veri tabanınızda yüzlerce bilgi mevcut. Onları bir şekilde sıralamak istiyorsunuz. İşte soy isime göre veya adrese göre. REST dünyasında bunlar da var. Bu REST üzerinden yeni yazılacak hizmetleri düşünelim. Nasıl olabilir? Biraz önce bahsettik. Yani dedik ki
Mesela arkadaşlarla alakalı bir yeni bir hizmet sunmak istiyoruz. Bu hizmeti işte herhangi bir adres slash arkadaşlar olarak internete veyahut da işte internete atabiliriz. Güzel. Yarından sonra arkadaşlar değil de arabalar. Yani siz bir araba garajınız var veyahut da müşteriler. Yeni bir server yazıyorsunuz. Bu şekilde. Yani ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bu aslında Unix sistemden altındaki mantık. Do one thing and do it well. Bir şey yapmak istiyorsan sadece o yani sonuca odaklan. Yapmak istediğin özellikleri programın içine kat. Fazla programı şey yapma yani büyütme. Sadece bir özelliğe kendini odakla ve o özelliği en güzel şekilde o programın içine o program için oluştur. Yani müşteri sistemi yazmak istiyorsun. Slash müşteri. Yani müşterinin arkasında arabaları, arkadaşları aramaya gerek yok. Slash müşteri sistemi servis olarak sadece müşterinin arkalıdır. Slash arkadaşlar arkadaşın arkalıdır. Yani bunun gibi 5-10 tane sistemi düşünürseniz farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Monolith'te büyük tek parça olarak bir sistemi düşünün. Her şey aynı sistemin içinde. Arkadaşlar, arabalar, müşteriler, herhangi bütün bilgiler olduğunu düşünün. Yeni bu küçük hizmetçilik, hizmet diyorum da yani servislerden oluşan bir dünyayı düşünün. 10 tane servisi bir araya getiriyorsunuz. Ama her servis sadece kendisini tanıyor ve kendi özelliklerini biliyor. Yeni bir yapı ortaya çıkıyor. İşte bu yapı microservice yapısı. Biraz önce bahsettiğim tek parça küçücük parçalara bölünmüş oluyor. Ve bu küçük parçalar tüm olarak yine tabii ki bir yazılım sistemi ama tamamen yeni bir mimari yapıya sahip. Üçüncü nokta en önemlisi idealerweise kapsat ein microservice and abgeschlossene Funktionalität. Her microservice kendine özgün bir fonksiyonu vardır. Biraz önce dedim ki işte bir araba galerisinde arabalarla alakalı bir hizmet olabilir. Microservice arabalar. Sadece bu servis bu işlemi görür. Başka bir servis bu işlemi görmez. Bir araba sattınız, araba listeniz var, oradan araba silinecek. Belli bir hizmete, belli bir microservice'e gönderilir. Yani mesela diyelim ki slash, yani HTTP üzerinden herhangi bir sistem değil, belli bir servise bir delete gönderilir. Ama araba galerisinde tabii ki 20-30 tane servis olabilir. Yani müşterilerin sistemi ayrı olabilir, satılan arabalar ayrı olabilir, kiraya verilen arabalar ayrı olabilir. Eskiden bu büyük bir sistem olurdu, büyük monolit yapıda. Şimdiki yani modern sistemlerde microservice üzerinden bunlar oluşturuluyor. Son 5-10 yılın en internette başarılı sistemlerine şirketlere baktığımızda Netflix, Facebook, Twitter gibi baktığımızda karşımıza ne çıkıyor? Altyapıları tamamen microservice üzerinden işliyor. Yani microservice dediğimiz şey bu hani bir ana projeyi hani nasıl diyeyim oluşturan minik her bir mini projeye adını verebiliyoruz diye düşünüyorum yani. Her bir ana projede ana projeyi oluşturan küçük mini projelerden oluşuyor galiba. Genel olarak. Ya evet, güzel. Yani mesela şöyle yani eskiden şöyle bir yani şirket diyelim ki siz şimdi gidiyorsunuz bir bankaya yazılım yazacaksınız. Banka size diyor ki işte bize yeni bir yazılım gerekiyor. Siz de diyorsun tamam yaparız. Nasıl olsun? Banka diyor ki işte biz işte 4 aydır 5 aydır hazırlanması gereken yazılım sistemi hakkında 50 tane doküman oluşturduk. İşte sisteme girecek müşterilerin mesela diyelim ki müşterilerle alakalı bir sistem, işte banka hesapları bir sürü karma karışık şeyler var. Hepsi aynı sistem üzerine yürütülüyor. Eskiden böyleydi monolit. Yani oturuyorsunuz yazıyorsunuz. Bir veri tabanı var. Üzerinden belki 20 tane arayüz olabilir. Ama arkada işleyen sistem tek sistem. Şimdi öyle değil. Şimdi diyoruz ki yani tek başına tek sorumluluğu olan ve tek iş yapan bir proje.
Mesela birazcık araba galerisi aklıma geldi. Yani araba galerisinde çok değişik şeyler olabilir. Ama mesela araba o galerisi arabaları kiraya veriyorsa araba kiralama sistemi bir iş yapar yani. Arabaları nasıl kiralanması gerektiğine alakalı bir işi vardır ve o programın, o projenin sorumluluğu tek odur yani. Ve o hazırlanması gereken proje microservice sadece o işlem yapar. Başka bir işlem yapmaz. Bundan dolayı ortaya çıkan mimari yapıda bu microservice'lerin değişik özellikleri vardır yani. Bunu ben bunun arkasında bir Türkçe sayfa da bulmuştum. Komponent trennung, durch services. Bu komponent kelimesi genelde Türkçe'de kullanılıyor. Yani bağımsız olarak var olabilen parçacıkları düşünelim. Sistemi siz şimdi böyle Lego oyunu gibi parçalara böldüğünüzü düşünün yani. Tamam, burası login kısmı, işte burası müşterilerle alakalı kısım, arabalar burada, işte kiralama, değişik böyle parçalara bölüyorsunuz sisteminizi. Ve en önemlisi ikinci nokta, şirkette olduğunuz için business objeleriniz var. İşte müşteri, işte ürün, kiralama, bu parçalar bölerken buna service schnitt deniyor Almanca'da. Yani genelde şimdi projeye ilk yapacağınız iş, diyecekler ki yani wie schneiden wir die Dienste? Yani business objelerini bulmak zorundasınız. Ve onlara göre yeni parçacıklar oluşturuyorsunuz. Ve bu parçalar birbirlerine iletişim içinde. Yani Bunları bir araya getirdiğiniz zaman yani hepsi bir araya geldiği zaman büyük bir yazılım sistemi ortaya çıkıyor. Ama bu yazılım sistemi gerçekten bağımsız nasıl diyeyim küçük projelerden oluşuyor. evet. Yani bunu bağımsız yani deployment da diyebiliriz. Yani test ayrı, geliştirmesi Aynen. ayrı. Yani Zaten oraya da geleceğiz. Deployment de tamamen bağımsız. evet. Kendi içinde ayrılıyor onlar da. Evet. Yani temeldeki ana fikirlerden birisi büyük bir sistemi parçalıyorum ve ama parçaları ayırırken parçalar kendi başına tek sorumluluk yani tek işlem ve bağımsız şekilde olmak zorunda. Biraz önce bahsettiğim ilk hatırlarsanız ilk slide'da ne demiştim? Tek bir parça komponentler birbirleriyle bağlıdır. Evet. Zaten kullandığınız bir framework vardır. Mesela J2E veya JE şimdi yeni ismiyle. Eskiden J2E'di. Java Enterprise. Yeni dünyada diyorsunuz ki biz bu müşteri kısmını ayırdık. Bunun en güzel şey nasıl yapabiliriz? İşte buraya Java olarak Java'dan mesela hayata geçirelim. İşte ürün veyahut da ne bileyim işte ne olabilir bir şirkette kasayla alakalı veya finansmanla alakalı sistemimizi C++'da yazalım. Olabilir. Parçacıklar çünkü bağımlı değil artık. Loosely coupling deniyor buna. Birbirlerinin artı hepsini birbirine ayırıyorsunuz yani. Bağımsız olarak geliştiriyorsunuz bütün noktaları. Yani her servis bağımsız olarak geliştirilebiliyor. Bu microservice mimarisinde. Yalnız tabii ki tamamen yeni bir yaklaşım. Yani eskiden büyük bir yazılımı işte sayfalarca, binlerce sayfa dokümana döküyordunuz. Ondan sonra aylarca yazıyordunuz. Buna waterfall model deniyor. Evet. Ondan sonra oturup işte aylarca yazıyordunuz. Şimdi öyle değil. Yani büyük bir proje var ama proje küçük bağımsız projelerden oluşuyor ve her proje kendisine öz bir çözüm bulabilir. Hatta farklı bir ekip bile yapabilir. Ondan sonra o ekibe kalmış yani. İşte bununla alakalı yeni biliyorum project management konusunu işlediniz. Oraya girdiniz mi? Agile management var mesela Scrum olabilir.
yeni bunlar akıllı yeni proje yönetim metotları da çıktı ortaya yani. Çünkü evet, dünya tamamen tek teknoloji olarak değil. Yani her taraf değişiyor şu an. Projesinden biznesine kadar her taraf değişiyor. Yani bu internet teknolojisi üzerinde yürütülen yeni teknolojiler tamamen değişik bir yapıda ve sadece teknoloji olarak değil yani project management dahi değişiyor ve değişti diyelim. Evet, yani bu project management konusunu normalde işlememiz gerekiyordu ama sizden sonraki haftaya kaldı. Berin Hanım'la işleyeceğiz. Yani orada detaylara girecektir diye düşünüyorum. Ha, o zaman şöyle bir tüyo vereyim. Yani bilmiyorum Berin Hanım oraya girecek mi? Eskiden büyük bir proje alırdınız. Bu projeyi management yaparken, idare ederken farklı yaklaşım olurdu. Şimdi öyle değil. Yani şimdi büyük bir şirket, mesela diyelim Daimler gibi şirket diyor ki işte biz bir yeni yazılım oluşturmak istiyoruz, yeni bir servis. Bu servis 5 parçadan oluşuyor. Hatta diyebiliyor ki işte şu 2 parçayı A şirketine veriyorum, şu 3 parçayı B şirketine veriyorum. Bunlar REST üzerinden çalışmak durumunda kalacaklar. Adresleri şudur, işte JSON objeleri şöyledir, business objeleri oturup yazıyorsunuz yani. Bu farklı bir yaklaşım. Evet, mesela bir arkadaşım şöyle sormuş yani mikroservis yönetimi için hangi software'i tavsiye edersiniz diye. Hani ucu açık bir soru olabilir. Oraya geleceğiz de ama biraz tamamen çok daha yani biraz çok su götürecek bir konu öyle diyeyim size. Öyle kolay cevap verecek bir konu değil. Ama automatizasyon kelimesini görüyorsunuz şurada. Çok önemli bir konu. Yani bu dünyada tamamen eski dünyada yani eski yani işte ne diyeyim size yani klasik veya bazı Türkçe bloklarda geleneksel olarak diyor. Geleneksel yazılım dünyasında diyelim. Bazı konular yani çok önemsenmiyordu. Test gibi veya automatization gibi. Yeni yani modern diyelim, geleneksel diyorsak modern yazılım dünyasında tamamen merkezde bulunan konumlar mesela automation, DevOps denen bir konu ortaya çıktı. Eskiden 10 sene önce DevOps kelimesi yoktu. DevOps yeni bir şey değil. Ama 5-6 konunun bir araya getirilerek yeni bir başlık altının toplanması DevOps. Ve şu an DevOps olmadan bir şey yürümüyor yani bir şirkette. Evet yani bu önemli bir konu. Az önce test dediğiniz şey dediniz. Yani hepsi aslında mikroservis ayrıldığı gibi test de ayrıldı. Test de kendi içinde ayrılıyor. Yani yavaş yavaş böyle daha yani hatırladığımız kadar 7-8 yıl öncesine kadar böyle testle alakalı bir şey yoktu yani. İhtiyaca binaen onlar da kendi ayrıldı. Kendi içinde de dallar ayrılıyor. İşte manuel olur, otomatizm olur, otomatik test olur, otomasyon test olur. İşte dallara ayrılıyor. İşte geliştirmesi ayrı. Yani çok geniş bir yelpazeye doğru gidiyor yani. Bugün sadece biraz hani konuları yüzeysel bakmak istiyorum. Hı hı. Ama mesela bak diyelim ki 5-10 tane REST üzerinden microservice devlette oluşturdunuz. Bu servisleri bir araya getirmek istiyorsunuz. Bunlar nasıl bir araya getirilir? Mesela diyelim biraz önce bahsettim. Bu 10 tane servisin 5'i bir şirketten, diğer 5'i her birisi başka bir şirketten gelebilir mesela. Bunları bir araya getiriyorsunuz ama sonuçta ortaya büyük bir proje çıkmak zorunda. Peki bu microservice'leri işte hepsini bir araya getirirken bunların kalitesini nasıl sağlayacaksınız? Herkes aynı şekilde mi acaba aynı kaliteyi elde etmiş? Veyahut da istediğimiz dizaynı gerçekten uygulamışlar mı? Onun için servis test konusu çok önemli. Merkezde olan bir konu yani. Microservice'de nasıl test edilir? Yani burada aslında sadece bu konuya bile yani birkaç sunum yapılabilir. Çünkü DevOps konusu çok geniş. Bir de son nokta evolutionary design. Bu design süreci tamamen değişti. Eskiden büyük bir şirket otururdu. Aylarca dokümanlar yazılırdı. Ne istiyoruz, nasıl olacak falan. Sonra işte yazılıma dökülürdü, projeye dökülürdü. Bugün Agile denen bir konu var mesela Scrum. Hı-hı. Bakmanızı tavsiye ederim. Çok farklı. Yani bir şirket diyelim ki yeni bir ürün üretmek istiyor. Ürün hakkında bir fikri var ama tamamen teknoloji olarak nasıl üretildiğini tam bilmiyor. Çünkü daha o kadar fazla düşünmemişler veyahut da başka bir şirkete verecekler. Fikirden başlıyorlar. Belli bir noktaya kadar geldikten sonra diyorlar ki tamam biz şimdi yeni bir ürün istiyoruz ama bu ürün tam olarak işte oturup yazması
aylar sürecek. Ama en azından şu kısmı bizim çok önemli. Bu kısmından başlayalım. Diyelim ki bu bir web arayüzü olabilir. İşte sol tarafta bir menü olacak. İşte yukarıda şöyle bir bar olacak falan derken bunu veriyorlar. Siz başlıyorsunuz. Bitiriyorsunuz. Sonra diyor ki işte proje sahibi güzel oldu ama işte şu dört tane butonu aşağılamaz mıyız? Bunları sağa çekelim. Ondan sonra buraya bir arayüzü daha ekleyelim derken işte evolutionary design dedikleri bu. Yani sürekli proje değişebiliyor. Çünkü spesifikasyon değişiyor yani projenin sürekli. Evet. Yani iki tane soru geldi arka arkaya. Buyurun. İstiyorsan sorabilirim. Buyurun. Yani bir tanesi bir otomobilde çok fazla parça olduğu için parçalardan herhangi birinin arızası tüm otomobili yürüyemez hale getirebiliyor. Evet. Benzer şekilde çok fazla küçük komponent de kompleksiteyi artıracaktır. Bunun yönetimi nasıl yapılıyor ya da yapılabilir diye bir soru var. Evet, bu işte monolite göre microservice'in biraz zor kısımları. Çünkü şimdi siz eskiden büyük bir sistemi düşünün. Her parça birbirinden iletişimde aynı dili kullanıyorsunuz. Aynı framework'ı kullanıyorsunuz. Aynı database'i kullanıyorsunuz. Şimdi karşınızda işte yüzlerce parçadan oluşan, hatta binlerce parçadan oluşan bir sistem var. Ve her sistem icabında başka bir dille yazılmış. Sadece HTTP üzerinden çalıştığı biliniyor. Ve onlarla iletişimdesiniz. Herhangi bir sistem bozulduğunda karşınıza çok büyük bir facia çıkabilir. Yani bir sistem bozulması, biraz önce bahsettiğimiz gibi, eğer arabanın içinde frenler bozulduğu zaman çok kötü bir sonuç elde edebilirsiniz. Aynı bu microservice mimarisinde böyle. Yalnız burada değişik kullanılabilecek patternlar var. Software pattern mesela genelde bu olabilecek problemlerden bir tanesi de bu. Yalnız microservice mimarisini işte oluştururken bu konuya çok dikkat ediliyor. Bunlardan bir tanesi test. Daha yazılımı sisteme ortaya çıkan bir microservice'i sisteme integre etmeden test üzerinden onun ne kadar iyi ve kötü olduğunu elde etmeye çalışıyorsunuz. Onun için de test çok önemli. Test konusu işlediniz mi siz? Test otomasyon konusunu geçen haftaki yayında işlemiştik. Mesela coverage, test coverage konusuna girdiniz mi? Gerçi oraya çok giremedik. Ama başka test otomasyon yayınlarda girmeye çalışacağız. İşte dediğim gibi otomatize olarak otomatize biçimde değişik testler vardır ve bu aşamaları geçmeden microservice mesela sistem entegre olmaz. Unit testler olabilir, integration testler olabilir, smoke testler vardır. Test coverage konusuna mesela girerseniz hocam, mesela diyelim ki %80 test coverage elde edilmeden sistemi kabul etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki test coverage %80 olmak zorunda. Çünkü biraz bahsettiğim için herhangi bir Lego parçasını düşünün. Sistemin içine bir parça, bir sistem, bir tane servis var ve bu servisi 10 kere aynı anda yürütebilirsiniz mesela. Hatta aynı değişik versiyonlarda da yürütebilirsiniz. Öyle bir problem yok. Ama sizin tek dikkat etmek zorunda olduğunuz o sistemin işte management kısmı. Orada da bir microservice sisteme dahil olmadan ne kadar iyi ve kötü olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. İki, sistem çalışırken işte biraz önce bahsettiğimiz monitoring kısmı geldi. Sürekli sisteme bakıyorsunuz yani ne oluyor, ne olup bitiyor. Monitoring konusu DevOps'un içindedir. Onun için de işte dediğim gibi eskiden fazla önemsenmeyen konulardan birisi de monitoring'dir. Şimdi monitoring olmadan olmuyor yani. Evet, sürekli bakıyorsunuz yani sistem ne durumda? Her şey doğru çalışıyor mu? Bir de değişik patternlardan bahsettim. Mesela circuit breaker pattern diye bir pattern var. Herhangi bir sistem bozulduğunda o hatanın bütün sistemin içinde yürüyüp büyük bir facia oluşturmaması için circuit breaker pattern denen bir olay var. Hata izolasyonu yani. Sistemi
izole etmeye çalışıyorsunuz. Problemi monitörün üzerinden saptadığınız an izolasyon kısmı, yani izole etmeye çalışıyorsunuz. Ve durduruyorsunuz bir şekilde sistemi gerekirse. Evet, yani bu konular önemli yani testin yanında hani monitörlükte. Çünkü yani ben de çalışırken testin yanında Nagios ile hani monitörlükü de yapıyordum yaptığımız işlerde. Evet. Hani kontrolü evet. yapıyordum. Herhangi bir kırmızı ya da uyarı geldiği zaman anında müdahale oluyordu. O bir ekranda sürekli açıktı yani. Evet. Renkler değiştikçe o dikkatimi çekiyordu yani. Bu arada yandaki sorulardan hani az önce Agile demiştik. Mikroservis mimarisiyle Agile yönetimi birbiriyle nasıl etkileşiyor? Kalıcı olması için bir örnekle açıklayabilir misiniz? Birbirlerinden çok ayrı şeyler mi yoksa iç içe giren sistemler mi? İç içe giren sistemler. Evet. Yani... Microservice biraz önce bahsettiğim gibi yani ne demiştik? Microservice işte parçalar ayrılıyor. Parçalar demiştim. Olarak ama bağımsız parçalar olarak. Yani evet. Bağımsız ki burada hep bağımsız kelimesine vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani ana özelliklerden birisi. Yani tek yani bir proje düşünün. Bağımsız bir proje ve sadece belli bir nasıl diyeyim size? Yani eski bu monolite göre sadece belli bir konuya odaklanıyor yani bir proje. Hı hı. Bütün yani projenin bütün amacı diyelim ki işte müşteri sistemi. Hı hı. Ve bağımsız olarak Agile anlamında Agile konusu şuradan önemli. 15 20 30 100 dediğim gibi Daimler'da yani şu an Daimler'da 2000 3000 tane monolit var yani. Bunlar bunları gelecek yıllarda hepsini işte modern microservice olabilir, başka da şey yollar da var, yöntemler de var. Bunlar hepsini bir şekilde modern işte mimariye çekmek istiyorlar. Siz ama şimdi normalde eski yapıda düşünürseniz işte oturup yazacaksınız, aylarca yazacaksınız falan. Şimdi öyle olmuyor. İşte ne yapacağız? Yani biz bu sistemi işte nasıl yapalım? Modern dünyaya taşıyalım. Nasıl taşıyacağız? Parça halinde. Biz bunu oturup yazsak bu bir sene sürer. Ama bize para, diyelim ki şu bir senelik paramız var. Ne yapabiliriz? Gerçi böyle düşünüyorlar yani. Bizim şu kadar paramız var. Şu sistemi buraya taşıyacağız. Nasıl yapacağız? Ya önce bir şu parçasından başlayalım. Agile burada işte işe yarıyor. Biz diyoruz ki ne istiyorsunuz kardeşim? Bunu, bu parçasını. Ha, olur. Biz başlayalım. Onun için biraz önce size evolutionist design dedim en son nokta olarak. Ha, tamam, bu parçasından başlayalım. İki hafta sonra tamam hallettik. Bakalım ha, olmuş mu olmuş. Diğer parçayı taşıyalım. Siz şimdi yeni dünyaya. Şimdi, tamam, burasını ekleyelim. Ha tamam, eklerken şimdi security değişti. Siz bize önceden bahsetmemiştiniz. İşte login yoktu. Şimdi login kısmı geldi. Security olduğu için ilk yazdığımız parçayı biraz daha adapte etmek zorunda kaldık. Ha tamam, işte biraz onları değiştirmek zorundayız. Yani tamamen project management kısmı tamamen değişik. Yani eski dünyada böyle bir şey olamazdı. Oturuyorsunuz. Ya zaten bizim şu an yani T-Systems'in içinde benim çalıştığım grupta öyle sıkıntılar var. 20 senedir aynı konu işleyen arkadaşlarla bu konuları konuşamıyorum çünkü ama bu nasıl olacak, şu nasıl olacak? Ya kardeşim bunu da müşteri istemedi ki. Müşteri bunu istemedi yani. Biz sadece istediğini yapıyoruz. Ha belki ileride gelecek. Sen çünkü 20 senedir bu konuyu bildiğin için o zaman soru sor. Yani müşteri size diyor ki ben bir bardak istiyorum. Siz bardak yapıyorsunuz. Bir haftaya diyor ki bu bardak mavi olsun diyor. Bardağı mavi yapıyorsun. Karşımda kahve bardağım vardı, oradan geldi aklıma fikir. İşte diyor ki size iki tane kulp istiyorum. İki kulp yapıyorsun. Böyle yani. Ama şimdi 30 senedir bardak yapmış birisi olarak dediğiniz zaman bardak istiyorum. O şimdi kafasında iki kulplu var, üç kulplu var, büyük var, küçük var. Bu agile kısmı öyle değil. Siz diyorsunuz ki tamam biz bardak yapmasını biliyoruz. Nasıl istiyorsun? Müşteri diyor ki ben de tam olarak kestiremedim ama en azından bardak olsun diyorum. Yani yapıyorsunuz. Sonra veya siz de diyebilirsiniz ki ama şöyle bir konu var. Biz bunun burasını da düşünmek zorundayız. Yani o zaman müşteri diyebilir ki işte iki kulplu olsun. Tamam yapıyorsunuz. Sonra haftaya değişiyor. Değişebilir. Microservice dünyası da böyle. Onun için sürekli bakıyorsunuz Netflix'te API yine değişti kardeşim. Facebook'ta API yine değişti. Sürekli değişiyor çünkü. Değişim içinde sistem.
Ondan dolayı şimdi buraya bakıyorsunuz. Ben gerçi avantaj dedim bu slaytta. Yani bazılarına göre dezavantaj. Değiştiği için sağ tarafa bakarsanız ikinci nokta versionierung. Versiyon meselesi çok önemli. Eski dünyada böyle bir şey yoktu. Yeni dünyada versiyon meselesi var. Sürekli değiştiği için ben şimdi compile ettim ve çalıştırdım. Microservice hangi versiyonda? Überwachung, monitoring mesela, debugging. Tamamen bu konular eski dünyada da vardı yani geleneksel yazılım dünyasında. Yalnız bunlar o kadar önemsenmiyordu. Microservice dünyasında tamamen merkezde bu konular. Sol tarafta üçüncü nokta robust type. Diyeceksiniz ki nasıl bu nasıl bir avantaj ya? Olamaz ki yani sistem çok parçacıktan oluşuyor. Hepsi bağımsız. Bunlar bir araya gelince çok büyük bir facia oluşabilir. İşte dediğim gibi bazı patternlar var. Onlara dikkat etmek zorundayız. Sağdaki noktalar mesela. Bunlar dikkat edildiğinde ortaya çıkan sistem tamamen eski sistemlere göre daha yani şeye göre yani eski sistemlere yani geleneksel sistemlere göre daha güçlü bir sistem ortaya çıkıyor. Yani buraya evet yani birkaç tanesini Türkçe yazmaya çalıştım. Bu deployment'ten bahsettik. Bunu bir DevOps konusu sunumunda mesela işlenebilir. Hata izolasyonu dedik. İşte dördüncü nokta ölçeklenebilir. Scalability. Tamamen yani geleneksel yazılım dünyasından şimdiki mimarisine tamamen değişik bir konu. Yani scalability konusu tamamen değişik. Niye? Çünkü siz şöyle bir sistem düşünün. Mesela Netflix'i düşünün. Veyahut da Facebook. Twitter fark etmez. Yani son yılların en başarılı internet şirketlerini düşünün. Bu şirketler dünya çapında hizmet veriyorlar. Şimdi bir tane monolit olarak yaptığınız bir sistemi düşünün. Bir sistem var. Ve milyonlarca insan bu sistemi kullanıyor. Başta mesela çok başarılı değildiniz. Sadece 1.000 kişi kullanıyordu sistemi. Ve birden işte herhangi bir yerde bir reklam çıktı. Birden işte müşteri sayınız 1.000'den 1.000.000'a çıktı. Sistem üzerindeki load mesela yükseldi. Şimdi ne yapacaksınız? Ya kullandığınız serverları işte iki çekirdek ise 8, 32 çekirdek alacaksınız. İşte RAM'i büyüteceksiniz. Tamam işte 1.000'den 1.000.000'a da diyelim ki o şekilde elde ettiniz. Birden 100 milyon müşteriniz var. Yani bu sayılar eskiden böyle bir şey yoktu ama içindeki dünya da öyle değil ki. Facebook'un kaç tane müşterisi var yani? Kaç tane client var? Ya da WhatsApp'ı düşünün yani. Ama küçük sistemler küçük bir sistem olarak işte diyelim bir microservice olarak siz ya da 5-10 microservice'den oluşan bir ürünü oluşturursanız her microservice 10, 100 veya binlerce versiyon olarak işleyebilir. Scalability konusu tamamen değişik bu dünyada. İşin içine yük dengeleyicileri geliyor, yani load balancer'lar geliyor. Veri tabanları, replikasyon, çok değişik konular var yani bu dünyada. Bir de teknoloji çeşitliliği. Yani en sondaki nokta artık yani size şöyle ya biz Java'yı seçtik işte Java tamam güzel ama biz şu falanca microservice'i Python olarak yapacağız. Bir problem yok çünkü bir microservice'in içindeki teknolojiyle dışındaki REST teknolojisi farklı. Yani dışa doğru hep HTTP. Siz herhangi bir REST üzerinden bir microservice'den iletişime geçtiğiniz zaman içinde nasıl hangi teknoloji kullandığını görmüyorsunuz. Size sadece o sistemin API'si önemli. Application Program Interface, API önemli yani. Şimdi bu yani sıfırdan başladığınızda biraz önce bahsettiğim konuları işleyebilirsiniz. Yalnız bahsettiğim gibi büyük şirketlerde var olan sistemler monolit yapıda. Ondan dolayı hep dönüşüm projeleri var şu an. Yani migrasyon ya da migration.
Esas zor konu bu. Yani var olan sistemleri bu yeni mimariye nasıl dönüştüreceğiz? Bu dönüştürme konuları da biraz problemli. Çünkü yani bir tarafta kocaman bir sistem var. 10-15-20 senedir işleyen bir sistem var. Diğer tarafta da küçük bir bütçe var. Yani az paraya çok iş zor oluyor. Yani onun için büyük şirketler genelde hepsi yani dönüşüm projelerinde şu an dönüşüm projelerine uğraşıyorlar. Yalnız zor bir konu. Çünkü ilk önce yani sağdaki yeni dünyayı anlamak zorundasınız. Anladıktan sonra dönüştürmek istenen projeyi anlamanız gerekiyor. 20 senedir var olan bir sistemi nasıl dönüştürürüm? Yani 20 sene var olan bir sistem bir kere yazılmadığı için 20 sene üzerinden yavaş yavaş sürekli değiştiği için genelde tamamen o sistemin anlatan bir doküman da yok. Yani biraz reverse engineering giriyor işin içine. Oturup projeyi kullandığınız yazılımı anlamak zorundasınız. Diyelim ki ya sağ taraftaki ne olabilir? Şu an mesela benim çalıştığım projede iki tane sistemi dönüştürüyoruz. Birisi Java'da, sağ tarafta Java olacak. Yani biraz orada hatta kodu kopyalayabiliyoruz. Diğer sistem tamamen .NET ASP üzerinden yazılmış. Ama sağ taraf ya Java olacak. Ne oluyor? Yani tamamen hiç kod da kullanamıyoruz. Yani var olan sistemi önce bir analiz etmek zorundayız. O da en azından bir ekip var. 20-15 senedir bu ekip yazılımdan çalışan bir ekip var. Onlarla sürekli iletişim içindeyiz. Burası nasıl oluyor? Şurası niye böyle? Yani database nasıl olacak falan derken tamamen onu yani dönüşüm projesi çok daha zor. Çünkü bazen eski dünyada ya da geleneksel dünyada kullandığınız framework'e göre yapılan bazı çözümler var. Yeni dünya tamamen değişik olabiliyor yani. İşte iki dünyada tamamen kavramak gerekiyor. Biraz zor bir iş. Güzel tarafları da var. Sürekli sıkıntı yapan problemler de var. Yani bazı gün diyorsunuz o çok güzel yaptım. Bazen gün işte kafanız ağrıyor milletle konuşmaktan. Dönüşüm projelerinde izlenebilecek çok değişik stratejiler var. En kolayı Big Bang. Bunu kimse yapmıyor. Çünkü Big Bang şöyle. Bir sisteminiz var. Bunu işte modern teknolojiye geçirmek istiyorsunuz. 5-10 ekip çalışıyor. Var olan sistemi işte microservice'e geçiriyor. Ve diyorsunuz ki işte atıyorum birinci ayın birinde eski sistemi kapatacağım ve yeni sistem yürürlüğe geçecek. Big Bang ona deniyor. Yani bir sistem kapatılıyor, diğer yeni sisteme geçiyorsunuz. Genelde böyle olmuyor yani monolit projelerde. Genelde iki ve üçüncü noktada gördüğünüz database last. Genelde şöyle diyorlar, veri tabanı ellemeyin kardeşim. Hatta veri tabanı değişmeyecek. Ve sistemi Big Bang olarak değil, aynı anda ikisi de işlemek zorunda. Yani adım adım ilerleyeceğiz. Biz size şu var olan sistemin şu kısmını sizden isteyeceğiz. Bu kısmını geçireceksiniz. Bazen eski sistemden yeni sistem aynı anda işliyor. Bazen işte yeni sistemin eski sistem bir kısmını yürürlüğe geçirdikten sonra eski sistemin o kısmını kapatıyorsunuz. Bu rückbau dediğim kısmın en sonunda. Yani çok değişik stratejiler var. Burada işte sizden istenen müşterinin istekleri biraz işi belirliyor. Soru var mı acaba? Soru yani şöyle, ben bölmek istemedim. Az önceki konuyla alakalı hem sorular var hem de yorum var. Hani mikroservis ile agile iç içe geçmiş dediniz. Agile bir metodoloji. Agile yaparken mikroservis kullanmak zorunda değilsiniz diye biliyorum. Aynısı mikroservis kullanırken de agile kullanmak zorunda değilsiniz. Yanlışım varsa düzeltin lütfen demiş. Yok değilsiniz. Yani öyle bir yok ama genelde agile olarak yürüyor şimdi sistemler. Hı hı. Projeler. Evet. Şöyle bir problem oluyor. Yani ya genelde agile kelimesi de tam belli değil. Yani şu an bize agile diyorlar ama yani dediğiniz zaman yani agile sizin için ne anlama geliyor? Ya ben sana istediğimi söyleyeyim sen yapıyorsun. Öyle değil yani. Yani agile'in de değişik
farklı metotları var. Kanban olabilir, işte Scrum olabilir, değişik şeyler var. Genelde bunlar uygulan, yani büyük Alman şirketlerine hani agile yapıyoruz diyorlar ama genelde agile değil. Özellikle hani bu dönüşüm projelerinde daha sıkıntılı. Çünkü var olan bir sistem var karşınızda. 10-15-20 sene içinde oluşmuş bir sistem. İşte yüzlerce doküman var ellerinde. Siz şimdi geliyorsunuz, diyorsunuz ki hadi agile olarak çalışalım. Ama agile olması için yani büyük şirketlerde sistem tamamen agile olması lazım. Mesela T-Systems'te biz yavaş yavaş Spotify şirketini biliyorsunuz herhalde. Spotify mesela tamamen agile çalışıyor. Ama küçükken bunlar başladığında bir 10-20 kişilerdi herhalde. Tutunca binlerce insan çalışıyor şu an Spotify'da. Ve Scrum gibi metodolojiler de işe yaramadığı için bunları biraz adapte edip Spotify modeli var. Mesela tavsiye ederim. Spotify'ın kendi bir agile metodu var. Biz T-Systems'e yavaş yavaş buraya doğru dönüyoruz. Yani şirketin iç yapısı şeye dönüyor. Agile'e dönüyor ama yani klasik bir Alman şirketi olduğu için olmuyor yani. Tamamen imkansız. Biraz da hani mindset, kafa yapısı değişmesi lazım. Bizde yani T-Systems'e 2 sene, 3 sene önce yeni bir şef geldi. Adil Ali Salih diye Amerika'dan. Şirketi tamamen dönüştürüyor ama yani bize sürekli vurgulama yaptığım noktalar mindset. Yani şunu demek istiyor. Kafanızı değiştirin kardeşim. Yani biz yeni dünya farklı işliyor. Kafanız teknoloji değil. Yani kafa yapısı değişmek zorunda. Evet, bu Almanya'da herhalde biraz zaman alıyor galiba. Hani bilmiyorum ama. Şimdi şöyle tabii ki yani, doğal bir şey. Yani büyük bir şirketi düşünün. Binlerce insan olan bir şirketi düşünün. Bunların büyük bir kısmı 50 yaş ve üzeri. Evet. Tamamen farklı bir dönemde yetişmişler. Tamamen değişik bir dünyadan geliyor yani. Yazılım bu yani sadece 10-15 sene içinde IT sektörün değişmesi bile çok ilginç yani. Ne kadar hızlı değişiyor. Bir de sürekli gelen yani bazı şeyler büyük şirketlerde süreç emmesi istiyor. Mesela diyelim ki bir değişim 5-10 sene sürecek. Ama 1 sene 2 sene içinde denediğiniz zaman olmuyor yani. Onun için şöyle bir şey de var. Yaş mesela bazı yaşlı arkadaşlar bu kaçıncı şef ya? Hepsi aynı şeyi söyledi. Boş ver. Sen devam çalış. Nasıl olsa hiçbir şey değişmeyecek. Evet. Yani böyle yaklaşımla da değişmiyor yani. Ama değişmek zorunda. En azından bu koronadan sonra göreceğiz yani. Çünkü büyük bir şekilde etkilendi şirketler. Evet. Şey vardı. Mikroserver üzerindeki datalar birleştirilmesi gerekmez mi? Birleştirmeden nasıl analiz edilemez diye bir soru vardı. Onu atlamak istemedim. Mesela data science kısmını düşünüyorsanız, yani o anlamda düşünüyorsanız, şimdi o data kısmı tamamen farklı bir şey. Yani normalde eğer sıfırdan başlıyorsanız, microservice her microservice'in normalde şurada gözüküyordu. Yani her microservice'in kendine has bir data bir veri tabanı var. Yani olmak zorunda. İşte aynı örneğe dönecek olursak mesela müşterilerle alakalı bir REST veya bir microservice düşünelim. Müşterilerle alakalı bütün bilgiler kendi veri tabanında. İşte araba kiralana başka bir yerde. Ha siz şöyle şimdi data science olarak tabii ki bu bütün microservice'lerden bilgileri çekebilirsiniz büyük bir veri tabanına. Orada analiz yapabilirsiniz. Ona kimse bir şey demez. Hani işte son aylarda işte performansımızı belirlemek adına ne kadar araba satmışız, ne kadar kiralamışız falan derken yani bunun da değişik yöntemleri var. Biraz önce monitoring dedim. Yani o da var. Yani siz bütün microservice'lerin üzerinde bir katman oluşturabilirsiniz yani. Bir layer oluşturabilirsiniz. Kullandığınız sisteme göre yani bütün microservice'lerden bilgileri çekebilirsiniz bir şekilde. Veyahut da direkt database'ten altında yani büyük bir database olabilir. O mimari sizin isteğinize göre yani amacınıza göre değişebilir. Mimari yapı değişebilir. İlla böyle olmak zorunda diyemezsiniz yani.
Yani Birkaç da sunum devam ediyorsa ben şahsi sorularımı sonra sorayım. Hani bir iki slide kaldı zaten. Bu okey, tamam. sadece var olan birkaç tane aklıma gelen framework'ler yazdım ben buraya. Tamam, güzel. Java'da Spring Boot en meşhur olan zaten. Hı. Ha, burada iki tane ayaz hatası var. Quarkus olacaktı. Üçüncüsü Java'da. Öbürü de Heldon. Bunlar sonradan ortaya çıktı. Node.js'te Express.js, Koa var. Happy var. Üç tane de link koydum ben buraya. Güzel üç tane sayfa bulmuştum. Onlardan zaten istifade ettiğim için. Bu Evet, kadar yani. Slide'ler. Zaten saatte bir oldu şu an. evet. Kapatmadan önce birkaç soru sorayım. Yani Buyur. avantajlarından bahsettik. Hani dezavantajlarını da ben sorayım yani. Var. Microservice'in. Evet. Yani mesela güvenlik noktasında veya işte atıyorum kod tekrarı kısmı noktasında hani bu tarz dezavantajları ile alakalı sorular sormak istedim yani. Hani mesela güvenlik kısmını nasıl yönetebiliriz? Yani Güvenlik kısmı problemli değil. Çünkü genelde hani yeni ortaya çıkmış mesela OpenID meselesi var. OpenID Connect. İşte JSON Web Token. Bunlar yeni teknolojiler. Genelde bunlar kullanılıyor. Security alanında bu kadar büyük bir problem yok. Biraz önce bahsettiğimiz işte bir microservice hatalı işlerse diğerlerini bir şekilde etkiler mi? İşte bu kısım var. Ona bir iyice bakmak gerekiyor. Dizaynda bunu düşünmek gerekiyor. Artı en problemlik ya da en zor kısmı transaksiyon kısmı. Yani işte bankayı düşünürseniz siz bir monolit düşünün. İşte bir hesaptan diğer hesaba para aktarıyor. O anda değişik database'lere bilgiler sunuyor. Transaksiyon sıkıntı yok. Çünkü hepsi aynı sistemin için olduğu için transaksiyon kısmı problemli değil. Ama microservice dünyasında her kullandığınız servis bağımsız. Ve siz şimdi 5-10 tane servisi bir araya getirerek yani yeni bir transaksiyon oluşturmak istiyorsunuz. Bu biraz daha problemli ve sıkıntılı. Burada da yeni patternlar var. Paten Türkçesini tam olarak bir bakmam lazım ya. Yani yeni Almanca da gene paten diyorlar ama Musta da denilebilir. Mesela Scala pattern var. Ekranım görünüyor, görünüyor değil mi şu an? Görünüyor. Zaga, pardon, Zaga. Mesela Zaga pattern var. Distributed transaction nasıl olabilir? Mesela bu zor bir konu. Eğer sıfırdan başlıyorsanız ürettiğiniz sistemin dizaynı yani microservice üretirken farklı bir kafa yapıda olmak zorundasınız. Eski yani monolit dünyasından gelen insanlar genelde problem çekiyorlar yani şey yazarken. Ama siz eğer hani tasarım kısmında küçük problemler ayırabiliyorsanız Lego tarzında ve kafanızda büyük resim Lego gibi büyük parça küçük parça oluşuyorsa o zaman problem yok. Bu bağımsız problem yani işte burada gördüğünüz gibi order service customer müşterisi sistemi işte burada order service yani üründen alakalı olabilir. Dedim ki yani çok daha derine indiğim zaman çok daha değişik konular var. Message broker'lar var. İşte hepsini değişik nasıl bir araya getiririm. Ben genelde sadece HTTP REST kısmında kaldım. Evet, yani zamanımızdan dolayı da hani yüzeysel işlemiş olduk. Bence güzel oldu. Evet. Ya yani ben de farklı şeyler öğrenmiş oldum. Kendi adıma istifade ettiğimi düşünüyorum. Başka bir soru yoksa arkadaşlar tarafından bize ayrılan bir saatlik sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani Hakan Bey, ben çok teşekkür ediyorum bu kavurucu sıcak Almanya günlerinde vakit ayırıp sunum hazırlayıp bizlere paylaştığınız için. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için. Dediğim gibi yani belki dilde birkaç sıkıntı oldu. Yok, sorun Kelimeleri değil. tam anında aklıma gelmedi ama
İşte elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar bir şey anlatmaya çalıştık. Yani biz Almancamızı geliştirsek bir daha Almancasını dinleriz sizden. O zaman daha hızlı gidebiliriz. Olabilir. Ya o noktaya geldiğimiz zaman çünkü hani zor yani iki dilde yapmak hani Almanca hazırlayıp o an Türkçe'ye dönüştürmek gerçekten hani herkesin yapabileceği bir iş değil. O yüzden teşekkür ediyoruz yani. Evet Şey şu an. değil, yani Hı-hı. istediğiniz zaman tekrar bir şekilde yani veyahut da değişik bir konuların da yani DevOps olabilir Hı-hı. işte security kısmı falan sizi çok ilgilendiriyorsa mesela orada biraz daha derine dalabiliriz yani. Evet, yani security noktasında bir konuşmacımız olacak Eylül ayında. Ama DevOps noktasında da olabilir. Yani DevOps da benim ilgimi çeken konulardan birisi. Yani onun için de Eylül veya 9. ay, 10. ay, 11. ay içinde bir randevu ya da Almanca tabirle termin yapabiliriz. Evet, bir termin yapalım. Ona Ya göre de şöyle olabilir. devam Genelde ederiz. yani başta söylemeyi unuttum. Mesela birkaç sene üniversitede ben ders verdim mesela. Derste genelde hani teori kısmı var tabii ki ama genelde ben hani Fachhochschule'de ders verdiğim için Hı. belli bir süre sonra direkt onu uygulamanı göstermeye çalışıyordum. Bugün Evet. daha çok biraz teori olarak Hı. işte size sunmak istedim bu konuyu. Ama bir dahaki sefere mesela biraz daha hani kod gösterebilirim. Veyahut da işte bir saat içinde küçük bir microservice oluşturabiliriz. Veyahut da işte istiyorsanız DevOps, Cloud, Azure kısmını gösterebilirim. Değişik konular var yani. Yani benim yani şu an hemen aklımda canlanan şey oldu yani. Hani bir saat daha bir saatlik bir daha yayın ayarlayıp hani bir saat içinde bir mikroservis oluşturabilirsek canlı canlı daha da güzel olabilir diye düşünüyorum yani. Evet. Olur. Olmadı DevOps konusuna da geçebiliriz. Bunu özelden sizinle ileriki tarihler için Tamam. plan yapabiliriz. Ben Ben hazırım yani istediğiniz vakit şey Hı-hı. yapabiliriz bir şekilde live olarak canlı şekilde bakabiliriz yani nasıl oluyor nasıl olmuyor. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Bunu da sözünü almış bulunduk. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben Hakan Bey'e tekrardan teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Rica ederim. İleriki aylarda tekrar ikinci bir söyleşi için kendisinden de söz almış bulunmaktayız. Yayını kapatmadan önce son sözü size bırakıyorum. Ben arkadaşlara buradan hoşça kalın diyorum. Eğer diyecek bir şeyiniz varsa Tekrar buyurun. teşekkür etmek istiyorum. O zaman başka bir yayında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın İnşallah. diyorum. Evet. İyi hafta sonları. İyi Görüşmek üzere. hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşça kalın. kalın.